Merhaba. Burada bir kan damarı var. Ve bu kan damarı hasar görmüş. İlk olarak hemostaz hakkında genel bir giriş yapalım. Tamam mı? Hatırlatma olsun. Şimdi bir damarda hasar olduğunda kanamayı minimuma indirmek hatta sonlandırmak isteriz. Bunu da hemostaz yani pıhtılaşma aracılığıyla yaparız. Hemostazın ilk aşamasında trombosit tıkacı oluşur. Bu birincil yani primer hemostazda olur. Fakat bu aşamada bu tıkaç zayıftır. bunu güçlendirmemiz gerekir. İkincil hemostazla bu tıkacı güçlendiririz. Bunu fibrin yardımıyla yaparız. Fibrin, trombosit tıkacının üzerine yapışır, onu sabitleştirir ve bir fibrin düğümü oluşturur. Sonuç olarak burada güçlü bir pıhtı oluşur. Şimdi bir düşünelim. Eğer hemostaz süreci sürekli devam ederse yani sürekli pıhtı oluşursa ne olur? Böyle bir durum büyük sorunlara sebep olur. Kan akışı normal seyrinde devam edemez. Hemostaz süreci iyi işlese bile eğer bütün damarı tıkarsa bu hiç de iyi bir durum olmaz. İşte bunun için de vücudumuzun dengeyi sağlaması gerekir ki gereğinden fazla pıhtı oluşmasın. O yüzden şu çizdiğimiz pıhtıları silelim. Vücudumuz bu dengeyi iki yolla sağlar. Birincisi antikoagülasyon, diğeri de tromboliz. Antikoagülasyon, pıhtı oluşmasını engelleyen sürece verilen ad. Tromboliz ise hali hazırda oluşmuş pıhtıların parçalandığı süreç. Evet, bugün bu iki süreci konuşacağız. Vücudumuzda birbiriyle zıt süreçler sürekli bir çekişme halindedir. Belli bir dengeyi orta yolu bulmak için vücudumuzda devamlı olarak belli süreçler işler. Vücudumuz her an, her saniye dengeyi korumak için uğraşır. Örneğin vücut ısımızı ele alalım. Yetişkinler için 36 ile 37 derece arasındaki vücut ısısı ideal kabul edilir. Bu normal bir değer ve vücudumuz bu değerde kalmak için uğraşır. Tabi bu değer biraz oynayabilir, biraz yükselebilir ya da düşebilir. Normal değerden çok uzaklaşmadığı sürece sıkıntı olmaz. Ama bazı durumlarda normal değerden epeyce düşük olabilir. Diyelim ki hava buz gibi, dışarıda kar yağıyor ve üzerinizde kalın bir şey yok. Vücudunuz dengeyi korumak için ne yapar? Titremeye başlar. Kaslarınız gerekli ısıyı üretmeye çalışır. Ya da bazen vücudumuz gereğinden fazla ısınabilir. Diyelim ki hastayız, ateşimiz çıktı veya hava aşırı sıcak. Bu kez de serinlemek ve vücut ısımızı düşürmek için terlemeye başlarız. Böylece vücut ısımız normal değere yaklaşır. Evet şimdi bütün bunları silelim ve benzer bir sürecin kan damarlarımız söz konusu olduğunda nasıl işlediğine bakalım. Kan akışının dengeli olduğu bu ortak nokta referans değerimiz olsun kanın düzgün bir şekilde akması çok önemli çünkü dokularımızın buna ihtiyacı var. Kan akışı düzenli olduğu sürece kanımızda taşınan oksijen ve besinler tüm dokularımıza ulaşabilir. Eğer kan akışı bozulursa bu mümkün olmaz. Kan akışını düzeltmek için hemostaz süreci devreye girer. Böylece pıhtı oluşur, hasar görmüş kan damarındaki kanama durur ve kan akışı da düzene oturur. Fakat çok pıhtılaşma söz konusu olursa, daha önce de gösterdiğim gibi bu pıhtı kan damarını tıkayabilir. Bu durumda antikoagülasyon ve trombolizle engellenir. Antikoagülasyon ve trombolizle yeni pıhtı oluşumunu engelleyebilir ve oluşmuş olan pıhtılardan da kurtulabiliriz. Böylece kanın damarlardan düzgün şekilde akması da sağlanmış olur. Yani burada hemostaz süreciyle antikoagülasyon ve tromboliz arasında bir denge söz konusu. Şimdi vücudumuzun pıhtı oluşumunu engellemek veya hali hazırda oluşmuş pıhtıları parçalamak için neler yaptığına bir bakalım. İlk olarak antikoagülasyondan bahsedelim. Antikoagülasyonla vücudun pıhtı oluşturmasını yani hemostazı engelliyoruz. Hemostazın ilk aşamasında trombosit tıkacı olur demiştik. İşte bu tıkaç oluşumunu engelliyoruz. Öncelikle bu tıkacın nasıl oluştuğuna ve birinci hemostazın nasıl engellendiğine bir bakalım. Burada kanda dolaşan trombositleri görüyoruz. Amacımız pıhtı oluşmasını engellemek. Burada hasar görmüş bir endotel hücresi de yok. Yani hemostaz sürecinin devreye girmesine gerek yok. Sağlıklı endotel hücrelerimiz iki çeşit molekül salgılar. Bu iki molekül de aynı işleve sahiptir. Trombositlerin endotele yapışmasını engeller ve kan damarlarının düz kas hücrelerine etki ederek damarların genişlemesini sağlar. Bu çok önemli çünkü kan damarlarının açık olduğundan ve kan akışının sorunsuz bir şekilde devam ettiğinden emin olmak isteriz. Bu moleküllerden biri prostasiklindir. Bu protein yapılı bir molekül. Diğeri ise nitrik oksit adında bir molekül. Şimdi de ikincil hemostazı nasıl engelleyebileceğimiz hakkında konuşalım. İkincil hemostaz sırasında fibrin düğümü ile trombosit tıkacını güçlendirdiğimizden bahsetmiştik. Ama bu elle aldığımız örnek durumda pıhtı oluşturmamıza gerek yok. Fibrin düğümünü pıhtılaşma yani koagülasyon kaskadını aktive ederek oluştururuz kanımızda pıhtılaşma faktörleri dediğimiz bir protein ailesi bulunur. Sonuç olarak bu protein ailesini aktive ettiğimizde trombin açığa çıkar. Fibrin trombosit tıkacının üzerine yapışır, onu sağlamlaştırır ve bir fibrin düğümü oluşur. Vücudumuz, kan damarlarımız bu süreci yani ikincil hemostazı iki molekül aracılığıyla engeller. Bu molekülleri de Prostasiklin ve nitrik oksit moleküllerini salgılayan endotel hücreler üretir. Bunlardan ilki heparin benzeri bir molekül. Bu molekül endotel hücrelerinin yüzeyinden kan hücreleriyle iletişim kurar. Bu molekülün temelde yaptığı şey ise kanımızda dolaşan başka bir proteinle etkileşime girmektir. Bu proteinin ismi de antitrombin 3. Evet, gördüğünüz gibi hemostazda elimizde trombin var ve pıhtı oluşturmak istiyoruz. Antikoagülasyonda ise elimizde antitrombin 3 var ve pıhtılaşmayı engellemek istiyoruz. Bunun için antitrombin 3 heparin benzeri molekülle etkileşime girer. Bu etkileşimin sonucunda ise trombin etkisiz hale geleceğinden fibrinojenin fibrine dönüşmesi engellenir. Ayrıca pıhtılaşma faktörlerinden faktör 10 da etkisi hale gelir. Endotel hücrelerin yüzeyinde bulunan bir diğer protein ise trombomodülindir. Trombin fonksiyonları üzerinde düzenleyici rol oynar. Daha önce de bahsettiğimiz gibi trombin etkisiyle fibrinojen fibrine dönüşür. Trombomodülin ise kanda dolaşan trombin varsa gereğinden fazla pıhtı oluşumunu engellemek için trombinin işlevini düzenleyerek pıhtı oluşumunu önler. Pıhtı oluşumunu önleme yani antikoagülasyon sürecinde yalnızca trombin ve trombomodulin görev almaz. Trombin ve trombomodulin birbirleriyle etkileşime girdiğinde protein C yardımıyla protein C aktive olur ve aktive olduğunda trombin trombomodulin kompleksiyle etkileşime girer. Bu üçü antikoagülasyon sürecinde önemli rol oynar. Bu etkileşim sonucu iki spesifik pıhtılaşma faktörü, faktör 5 ve faktör 8 etkisiz hale gelir. Evet, antikoagülasyon üzerine epeyce konuştuk. Şimdi biraz da tromboliz hakkında konuşalım. Trombolizde hali hazırda oluşmuş olan pıhtıların parçalandığından söz etmiştik. Bu süreç plazmin adındaki bir protein aracılığıyla gerçekleşir. Bu proteini bir köpek balığına benzetebiliriz. Bu köpek balığı suda yüzüyor ve önüne geleni parçalamaya hazır şekilde bekliyor. Bunu bir testere gibi çizebiliriz. İşte bu proteinin adı plazmin. Plazmin'in işlevi fibrin ve fibrinojeni parçalamak. Ama plazmin kanımızda sürekli dolaşan bir protein değildir. Eğer öyle olsaydı hiç pıhtı oluşturamazdık. Çünkü plazmin sürekli fibrin ve fibrinojeni parçalıyor olurdu. O yüzden plazmin sadece ihtiyacımız olduğunda pıhtı oluşumunu önlemek istediğimizde ortaya çıkar. Plazmin plazminojenden oluşur ve tıpkı fibrinojen gibi plazminojen de fazladan bir protein parçasıyla oluşur. Plazminojenin plazmine dönüşmesi ise şu şekilde olur. Sağlıklı endotel hücrelerimiz plazminojen aktivatörü salgılar ve bu doku plazminojen aktivatörü plazminojendeki fazladan protein parçasını alıp plazmine dönüştürür. Şimdi biraz uzaktan bakalım ve antikoagülasyon ve tromboliz sürecinin işleyişine dair çizdiklerimizin tamamına bir göz atalım. Hoşçakalın.